Herkese selamlar dostlar Avustralya'dan. Şimdi ilk defa Avustralya sokaklarını gezeceğiz. Yanımda sınıf arkadaşım var. Burası Avustralya Perth. Vallahi hiçbir şey yok arkadaşlar burada. Yani ne söylesem size. Bomboş bir yer yani öyle söyleyeyim. İş olanakları yok, bir şey yok. Buraya niye gelmelisiniz? Buraya paranız varsa gelebilirsiniz Ömer gibi. Ben burada çalışmıyorum. Adam burada çalışmıyor. Herkes burada iş aramak için yıpranıyor. Baba parası yiyor. Hele ki İngilizceniz iyi değilse gerçekten iş bulmak ilk başlarda çok zor. O yüzden gelmeden önce bir şekilde hallederim. Veyahut da geldikten sonra çevre olur, bir şey olur, tanıdık olur deyip gelmeyin. Çünkü gerçekten iş bulmak ilk 1-2 ay çok imkansız, çok zor gözüküyor. Aynen öyle. Yani sen bile bulamadın yani. Ya ben çok aramadım ama bulamıyorlar yani, çok ya duydum. Bir yer aradın sanki sen. Bir yer aradım harbiden ama yine bulamadım yok yani, evet bulamadım. Yani bakın, yani gerçekten Avustralya Perth'te iş olanaklar gerçekten çok az. Gerçekten Avustralya'da iş olanaklar gerçekten az. Özellikle şöyle söyleyeyim, Perth'te az. Perth'te o kadar iş olanağı yok arkadaşlar. Buraya gelenler kebapta çalışıyor. Ben de çalıştım. Daha sonra çıkartıldım. Yapamıyorum çünkü kebap. Aslında yapıyorum da yani. Neyse. Büyük şehirler, büyük olanaklar. Sydney, Melbourne iş açısından çok daha güzel şehirler ama ona göre de masrafları var. Tabii çok daha pahalı şehirler turistik olduğu için. Kesinlikle. Yani mutlaka bir işe ihtiyacın var diyorsanız Sydney olur, Melbourne olur, Brisbane olur. O tarz yerleri tercih edebilirsiniz ama tabii ki yaşam masrafları da ona göre muhakkak daha fazla olacaktır. Yani diyor ki arkadaşlar, gelmeden önce her şeyinizi ayarlayın diyor. Yani Avustralya görüldüğün gibi değil. Aslında görüldüğü gibi yani, burada çalışıp 2-3 ay çalışıp şey alabilirsiniz. Yani Avustralya'da arkadaşlar, bakın ben şu an elinde tutmuş olduğunuz kamerayı sadece bir hafta çalışarak aldım. Yani bir haftada bu kamerayı aldım. Ben Türkiye'de bu kamerayı almak istesem yani 2 ay falan çalışmam gerekiyordu. Yani Avustralya'ya gidenler yine borçlu falan oluyor. O yüzden pek Avustralya'nın tadını çıkartamıyor. Aynı şekilde ben de 2,5-3 ay böyle hani Avustralya'nın tadını çıkartamadım. Çünkü borç falan filan vardı. Ama onun dışında Avustralya vatandaşıysanız arkadaşlar, gerçekten hayat burada 10 numara. Belki de şu anda size hani Ömer daha iyi anlatır. Çünkü o adam hani çalışmıyor, şey yapmıyor. Adam direkt gerçekten buraya hani dil okuluna gelmiş. Evet. Gerçi biz dil okuluna geldik ama yani adam buraya gerçekten İngilizce öğrenmeye gelmiş. Öğrenci olarak gelmiş. Hayat güzel değil mi sence burada? Hayat güzel mi? Nasıl? Hayat sessiz, sakin, huzurlu. İnsanlar kimseye karışmıyor. Gerçekten Amerika veya da Kanada gelişmiş ülkelerle kıyasladığınız zaman alım gücü gerçekten çok yüksek bir ülke. Hele ki yerli vatandaşlarınız saatlik 30 dolar. Hiçbir yani normal vasıfsız bir iş için 30 dolar, 35 dolara kadar yerli vatandaş ise alabilirseniz alabilirsiniz. Yerli değilseniz 25 dolar. Tekste keserse 20 dolara kadar düşer. Ya öğrencilerde %30'a kadar kesiyor, 135'e kadar. Mesela benim saatlik ücretim 23 dolardı. Tax çıkınca 14,5'a da geliyordu, 14,5. TFN ile çalışırsanız. Ya, bu arada Avustralya'ya gelirseniz arkadaşlar, bank hesabı açmayı unutmayın. Yani direkt gel gelmez bank hesabını açın. Ehliyetiniz varsa ehliyetinizi çevirin. Dostlar bu arada Avustralya'da Burger King yok. Onun yerine burada Avustralya'da arkadaşlar Hungry Jack's var. Görmüş olduğunuz gibi ileride. Perth'te Starbucks bulunmuyor hiçbir şekilde. Ya, hakikaten yok değil mi burada Starbucks falan yok. Burada Starbucks falan yok. Sydney, Melbourne'de var diye biliyorum. Galiba. Ya burası şey değil. O kadar popüler bir yer değil, o yüzden açmamışlar. Mesela gördüğünüz gibi Burger King yok burada. Hungry Jack's var. Onun nedeni de aslında Burger King, Hungry Jack's aynı. Sadece Burger King isminin telifli olması burada. Başka bir insan açmış yani. O yüzden burayı Hungry Jack's yapmışlar. Burada Avustralya'ya gelirseniz arkadaşlar direkt Commonwealth Bankası'ndan hesabınızı açmayı unutmayın. Bank hesabınızı burada açabilirsiniz. Onun için sizler için daha kolay olur arkadaşlar. Dostlar şimdi hamburgeri aldık. Size bunu söyleyeceğim. Hamburger Türkiye'de lüks bir yemek. Hani gerçekten pahalı. Hani hizmet de öyle. Hizmet iyi mesela, hamburger falan. Ama Avustralya'da, Amerika'da falan hamburgerler fakirlerin yeri. Haberiniz olsun. Gerçekten çok ucuz ve evsizlerin, yani hamburger burada evsizlerin yemeği, öyle söyleyeyim. Aynı şekilde şu an oturduğumuz yer falan çok kötü. Hizmet de çok kötü. Yani bildiğiniz evsizlerin yemeği burada. Anlamıyorum Türkiye'de neden böyle bir yemek pahalı. Buradaysa niye böyle?
Yani cidden inanılmaz. Evet dostlar, şimdi yemeği bitirdik artık. Hayvanat bahçesine doğru gidiyoruz. Hayvanları göreceğiz. Bakın burada bisikletlere falan koymuşlar. Arkadaşlar bisikletleri burada çalıyorlar. Benim burada bisikletimi çaldılar. Sonra başkalarının da bisikletini çalmışlar. Yani Avustralya gerçekten de tehlikeli. Avustralya değil, bayağı tehlikeli arkadaşlar. O yüzden ne yapın ne edin, Avustralya'ya gelirseniz kilidinizi eksik etmeyin dostlar. Bayağı da, bu da benden size bir tavsiye olsun. Dostlar ne yazık ki hayvanat bahçesi bugün kapalıymış. O gün bugün değilmiş. Başka bir gün gideceğiz. Ama size hazır çıkmışken arkadaşlar, sokakları göstereyim. Sokaklar bayağı temiz gerçekten. Hani öyle söylüyorum ki yani abartıyormuşum gibi oluyor ama abartmıyorum arkadaşlar. Yani sokaklar gerçekten de temiz. Ha tabii yerlerde 2-3 tane çöp poşeti falan bulabilirsiniz. Bunu atanlar da zaten evsizler falandır yani. Normal bir insan atacağını ben sanmıyorum. Burası Perth'ün en işlek caddesi, en kalabalık caddesi. En kalabalık cadde de bu kadar oluyor. Aslında bu Batı Avustralya Perth'ün nüfusu, yani Perth'ün nüfusu 2 milyon. Ama görüyorsunuz ki etrafta kimseler yok dostlar. Dostlar şu anda nasıl bir mekana geldik bunu göstereceğim. Buranın ismi ne oluyor? London Court. London Court. Öyle. Yani buraya gelirseniz buradan hediyelik eşya alabilirsiniz dostlar. Biz de gelip içeriye doğru bakacağız bakalım neler varmış. Evet, burası bayağı işlek caddeymiş arkadaşlar. Bayağı güzelmiş. Ben daha önce gelmedim. Sen geldin mi buraya? Bir kere geldim ama pek inceleme fırsatını almadım. Bayağı turistik bir mekan burada. Bakalım nasıl bir yer. Bakın burada güzel şeyler falan var arkadaşlar. Burası aslında küçük bir Avrupa'yı bir tarzı sahip. Bakın burada arkadaşlar kanguru derileri var. Gerçek kanguru derileri. Burada kanguruları yakalayıp öldürmüşler ve gördüğünüz gibi derilerini de soymuşlar. Ben bir kere dokunmuştum. Gerçekten derileri çok iyi. Sanırım burada diğer ürünler de gerçek deriden yapılma. İnşallah öyle değildir. Aynı şekilde buralarda da deriden yapılan eşyalar var. Bu da koyun yünden yapılmış sanırım. Anahtarlar falan varmış. Avustralya'yı yansıtan ürünler. Artık yani İngilizce konuşmaktan arkadaşlar Türkçe'yi unuttum diyebilirim yani. Bayağı güzel. Ben şunu fark ettim. Avustralya'da gerçekten de güzel kızlar bayağı var. Bayağı güzel kızlar var. Yani 3 aydır Perth'teyim. Hiç böyle şey görmemiştim. Yani böyle bir Avrupa'yı bir tane sokak görmemiştim. Ama burası varmış. Bayağı da güzel. Bakın burada tatlı bir küçük bir kafe var arkadaşlar. Buraya gelirseniz burada kahve içebilirsiniz. Benim tavsiyemdir. Dostlar bakın ne gördüm. As bayrakları as. Turkish bread homemade. As bayrakları as. Bakın burada İngiltere hükümetini yansıtan, hükümet mi artık, İngiltere kültürünü yansıtan şeyler de varmış. Scotum gibi. Bakın bu ışığa da arkadaşlar masaj yapıyorlar. Tabii bir Tayland masajı olmasa da gerçekten de güzel diye düşünüyorum. Bakın burada arkadaşlar Avustralya'ya gelirseniz ne iş yapabilirsiniz? Uber yapabilirsiniz bisikletli. Ben yapıyordum. Ta ki benim bisikletim çalana kadar. Ama yani pişmanlıktır arkadaşlar. Buraya gelirseniz ehliyet almadan gelmeyin kesinlikle. Ehliyet almadan gelirseniz arkadaşlar sürünürsünüz. Yani Uber de yapamazsınız. Bisikletle Uber yapmaya çalışırsınız. Bisikletiniz çalınır. Şey yapmayın. Neyse arkadaşlar bugün hayvanat bahçesine gidemedik. Ama ne yaptık? Star Wars'a sokaklarını gösterdim. Beraber yemek yedik. Bu kadardı. İlerleyen süreçlerde yine size usta tanıtmaya devam edeceğim. Bir şey söylemek istiyor musun Ömer? Kolay bir süreç geçirmedim. İlk geldiğim gece gerçekten konaklamam yoktu. Rastgele bir hostele gittim ve beni içeri almadılar. Saat çok geç olduğu için uçağım akşam vakti inmişti. Plansız geldiğim için tabii şoka uğradım. Kalacak yer aradım. Oteller çok pahalıydı. $100 olsun, $150 olsun gecelik. Bu yüzden her şeyinizi iyi konaklayın. İyi planlayın. Konaklamanızı ayarlayın. İşinizi ayarlayın. Ekonomik durumunuzu ayarlayın. Geldikten sonra bunları çözmek daha zor oluyor. Gözünüzde büyütüyorsunuz. Çok da yurt dışına çıkma olayından bahsediyorum. Çok da gözünüzde büyütmeyin. İnsanlar nasıl yurt dışına gidiyor, şöyle yapıyor, farklı ülkeler geziyor. Eğer ekonomik durumunuz müsaade ediyorsa gerçekten gözünüzde büyütmemeniz gerekecek bir şey. Çünkü farklı kültürler, şimdi dil okuluna gidiyoruz. Bir sürü farklı kültürden insanlarla vizyon geliştiriyoruz. Dediğim gibi paranız varsa, çalışma imkanınız da bulunuyorsa kesinlikle ehliyet önemli bir faktör.
ehliyet olmadan gerçekten iş bulmak çok zor. Dil önemli bir faktör. O yüzden belli bir hazırlık yapıp gelirseniz burada yaşam çok keyifli. Söylemek istediklerim bu kadar. Evet, Ömer böyle bir haber programı sunar gibi sundu ama olsun arkadaşlar. Tabii buraya Ömer hani gerçekten de okul hayatını yaşayan bir insan olduğu için onun gözlerinden, onun perspektifinden açıklama yaptı. Ama ben burayı yine bir Türk insanı, genel Türk insanı için konuşacağım. Arkadaşlar buraya gelmeden önce kesinlikle ehliyetinizi alın Türkiye'den. Çünkü buraya geldiğinizde hani çalışmadan duramazsınız. Bu arkadaş duruyor. O rahat, o kebap, o. Ama siz duramayacaksınız arkadaşlar. Gelmeden önce ehliyetinizi mutlaka alın. İngilizce bir şekilde çözülüyor. Bakın İngilizce bir şekilde çözülüyor. Aksan meselesi de ilk başlarda gerçekten zor ama sonra atlatılıyor. Gelmeden önce ehliyetinizi alın. Avustralya'ya gelmek istiyorsanız da Perth'e gelmeyin. Gidin Sydney'e, Melbourne'e gidin. Ama okul burada ucuz. Ama madenciyseniz falan, maden işlerinde çalışmışsanız arkadaşlar buraya gelebilirsiniz. Avustralya sizin için güzel olacaktır. Neyse arkadaşlar, Avustralya'dan bu kadardı. Yine ilerleyen günlerde videolar gelmeye devam edecek. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.